ABD geçtiğimiz günlerde Irak ordusuna bağlı milis güçlerine ait 3 ayrı üsse hava saldırısı düzenlemiş. Saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak İranlı General Kasım Süleymani'nin de olduğu bir grup hedef alındı. ABD Özgürlük Operasyonu adıyla 2003 yılında gerçekleştirdiği işgalin ardından bir yandan Irak'ta askeri yapılanmaya giderken aynı zamanda provokatif saldırılarla başta Irak olmak üzere bölgede gerilimi tırmandırmaktadır. Ekim ayından bu yana kitlesel gösterilerin ve şiddet eylemlerinin yaşandığı, siyasi krizin tırmandığı Irak'ta savunma saldırıları adı altında gerçekleştirilen katliamlarla kaotik durum derinleştirilmektedir. İranlı resmi yetkililerin doğrudan olması da Trump yönetiminin bölgeyi yeni bir savaşa sürükleme projesidir. Irak'ta siyasi istikrarı engelleyen ve ülkenin güvenlik politikasını çökertme amaçlı ABD müdahalesine karşı mezhep ve ideoloji gözetmeksizin tüm siyasi, dini ve ideolojik gruplar bir araya gelmeli. ABD'nin ülkedeki askeri varlığının sonlandırılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Daha önce Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltacağını açıklayan ABD'nin şimdi güvenlik gerekçesiyle üstlerine asker takviyesi yapması, bölgeye yerleşme ve işgalini iyice yayma amacında olduğunu ortaya koymaktadır. Bugüne kadar müdahil olduğu tüm ülkelerde kaosu daha da derinleştiren ABD, üstleri aracılığıyla yerleştiği ülkelerin siyasi atmosferine direkt olarak etki etmekte ve ülkenin ekonomik, savunma ve güvenlik politikasını çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir. Bu anlamda Irak merkezi hükümetinin aldığı Irak'taki yabancı ülke askerlerinin Irak topraklarında bulunmaması kararı önemlidir. Bu kararın uygulanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar etkin rol almalıdır. Yaşanan son olay, ABD ve işgal rejimine karşı birlikte hareket etmenin zorunlu olduğunu, ABD ve işgal rejimi İslam beldelerinden çıkarılmadan sulh ve huzurun bölgeye gelmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle Türkiye'nin de Irak'taki olaylardan gerekli dersi çıkararak ülkedeki ABD üslerinin kapatılması için adım atmaya davet ediyoruz. Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bir patlamada çoğu sivil, en az 90 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Sivillerin katledildiği saldırıyı üstlenenler, Türkiye'yi ülkenin kaynaklarını sömürmekle suçlayarak hedefin Türkiye konvoyu olduğunu açıkladılar. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan gıda eksikliğinin yanı sıra hastalık ve yoksullukla da mücadele eden ülkede hastane, havalimanı, yol gibi yatırımlar gerçekleştiren Türkiye'nin hedef alınması, ıslah ve refaha sağlayacak insani yatırımların durmasını amaçlamaktadır. Ülkedeki ekonomik çöküntüye rağmen çözüm odaklı bir politika izlemek yerine sivillerin hedef alındığı şiddet eylemlerine odaklanan silahlı örgütler istikrarın önündeki en büyük engellerdendir. Söz konusu saldırılar Türkiye'nin insani yardım politikasını sekteye uğratmamalıdır. Türkiye, Somali halkı ve yönetimi ile birlikte ülkenin kalkınmasına öncülük etmelidir. Teşekkür ederim.